Ama bu tasasızlığın sonuçlarıyla karşı karşıya kalmaya başladığımızı hepimiz biliyoruz. Bizler kaderi hiçbir kaçış imkanı olmadan DNA'sına yazılmış otomatlar, robotlar mıyız? DNA kader midir? Ve öyleyse destansı kahramanlık ve azizlik hikayeleri yazma gücü var mıdır? Tamam, üzerine tartışabilmek adına şu an için sadece genetik mirasımızın toplamından ibaret olduğumuzu varsayalım. Bu aslında o kadar da kötü değil. DNA'mızda bütün efsanevi destanlarda yazan her şey kadar kahramanca olan bölümler var. Anne, sürüyü uyarmak ve onlara zaman kazandırmak için zıplayarak kendi canını bilerek tehlikeye atıyor.